Evet. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı sizinle ilgili. Yine bir iletişim kazası üzerine. A Haber'de çıktığınız yayında sanırım bir sıkıntı oldu. Tam ne oldu biz anlayamadık. Yani hani yani, siz sonra Twitter üzerinden de bir açıklama yapmışsınız bir iletişim kazası oldu diye. Oradaki moderatörle ilgili, Selin Ongun'la ilgili. Tam olarak ne oldu orada? Biraz anlatmak ister misiniz? Yani şöyle, yüzlerce televizyona çıktık. Herhalde başımıza bir kaza gelecekti. O da oradan geldi. Orada mı geldi? Yani video, ortam... Siz orada şey mi... Orada gelen soruya mı reaksiyon gösterdiniz? Ne oldu acaba? Ya başka? Orada aslında soruya reaksiyon göstermedim. Şimdi tabii ben kendi düşüncelerimi anlatmaya gayret ediyorum. Program iki bölüm. Hı hı. İlk bölümde kendi düşüncelerimi anlattım. Reklam arasında nasıl devam edeceğimizle ilgili aramızda bir konuşma oldu. Evet. Şöyle mi devam edelim, böyle mi devam edelim? Yol haritası üzerinden. Yol haritası üzerinden. Ve o arada da hükümetle görüşüyor Gezi Parkı'nın şeyleri ve hanımefendi de bana her an burada açıklama yapılabilir, yayını kesebiliriz dedi. Ha, evet. Ve o arada da bana o paketle ilgili bir soru sordu. Şimdi aslında ben oraya belediye başkanı olarak gelmişim. Kendi dertlerimi anlatmak üzerine. O ilk bölümde zaten anlatmışım. Yine aynı şeyleri tekrar ettirecek. Burada aynı şeyleri tekrar etmeyelim diye. Bu anlamsız oldu diye söyledim ama orada tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Canlı yayına girdiğimizi anlamadık. Evet. Evet, onu siz daha iyi yorumlarsınız. Sonra ikinci bölümde de yine aynı şeyleri anlattım ben. Oysa işte esnaf çağrısını o orada verecektik. O orada verememişim. Asıl kendi gündemimi. Yani şimdi şöyle. Beyoğlu Belediye Başkanı. Onun derdi evi dağılmış. O siyaset bilmiyor, anlamıyor. O sadece diyor ki benim derdim. Onu orada kalmalı. Ya da bugün açıklanacak şeyler bunlar. Veya mesela tabii ki orada, siz de siyaset içindesiniz ve tabii ki hakimsiniz ama. Şimdi orada o gergin ortamda öyle bir soruda eğer kendinizi yönlendirmiş hissediyorsanız yutkunun, bir şey söylemeyin. Evet. Belki olumsuz bir duruma düşebilirsiniz. Düşün, evet. Önemli değil. Ama sonunda kimsenin kalbi kırılmasın. Evet. Siz zaten orada şey diyorsunuz. Hani madem öyleyse hani uyuşmazlık var. Yayını da bitirebiliriz diyorsunuz. Çünkü çok ısrar var. Hı-hı. Israr rahatsız var. Olduğunuz rahatsızlık için. Var. Yani orada neyse çok da şey yapmayalım. Yani, yalnız hani şimdi tabii aynı meslektaşım. Hani eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki reklam dönüşü özellikle hava dağılır yani. Reklam aralarında biz hepimiz konuşuyoruz. gelen konuklarımızla ve reklam bittikten sonra rejiyle biz bağlantılı olduğumuz için konuklarımız yayına döndük mü, reklamda mıyız onu bilemez. Onun uyarısını yapmak gerekirdi tabii. Diye düşünüyorum ben. Yani şimdi şöyle. Normalde bazı televizyonlarda sesi duyuyorsunuz, kendiniz motive oluyorsunuz. Evet, ama evet. Moderatör çok önemli. Evet. O mutlaka uyarır. Bir uyarı yapmak herhalde lazım. Herhalde orada unuttu mu, ne oldu? Yani ama öyle oldu. Öyle bir iletişim kazası. Şimdi buna da gerek varmış demek ki. Ben de izliyorum videoyu, ben de gülüyorum. Evet, tabii yani bir şaşkınlık olmuş orada ama olsun, çok yayına çıktınız, olur öyle arada. Nazar. Yok, yani olmaz gerekiyor. Artık şimdi... demek ki bundan sonra canlı yayınlarda temkinli olmalıyım. Hep yayındaymış gibi. Zaten mikrofon bağlandıktan sonra öyle olmak lazım.